Merhaba arkadaşlar bugün metamask cüzdanımıza bsc alanı eklemeyi öğreneceğiz. Yani binance smart chain alanı ekleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Öncelikle metamask cüzdanımızı açıyoruz. Metamask cüzdanımızı açtığımızda ilk kurulumu yaptığımız ki eğer metamask cüzdanına kurulum yapmayı bilmiyorsanız sağ üstte linkini bırakırım. Bir önceki videomuzda detaylı şekilde metamask kurulumunu Anlattık. Oradan da metaverse cüzdanınızı kurabilirsiniz. Şimdi burada ana ağımız olan Ethereum ağını göstermekte. Ben bu kısma tıkladığım zaman karşımda test ağları ve Ethereum ağı görünmekte. Ben yeni bir ağ eklemek istiyorsam bu altta bulunan özel kısmına tıklıyorum. Şimdi karşımıza ağı eklememiz için bizden istediği parametreleri getiriyor. Yani network ismini Yeni url'sini Chain id'sini yani Ağın kimliğini Ve sembolünü Block explorer url'sini istiyor Peki ben bu parametreleri nerede bulabilirim Bu parametreler binance smart chain ağı için bahsediyorum binance akademide Ve web sitemizde bulunmaktadır İkisinin de linkini aşağıda açıklamalar kısmına Bırakırım Oradan da ulaşabilirsiniz Şimdi ben burada Benden A için gerekli olan parametrelerin hangileri olduğunu tek tek alıyorum. Şimdi aldığım anda şöyle bir hatayla karşılaşacağım. Tekrar metamaskıma geleceğim ve tekrar baştan bütün işlemleri yapmam gerekecek. Bunun sıkıntısını aşmak için şu yapılır. Sağ tarafta gördüğünüz şurada 3 tane nokta var. Buraya bastığım zaman Expanded Wave yani ekranı genişlet kısmına geçiyorum. Şimdi benim MetaMask'ımı tarayıcıda açmış oldu. Aynı işlemleri tekrar yapıyorum. A kısmına geliyorum. Özel kısmına tıklıyorum ve istediği parametrelerin kısmı açıldı. Artık ben kopyala yapıştır yöntemiyle buraya parametreleri girerek ağımı kurabilirim. Şimdi başlıyorum. Öncelikle A ismini giriyorum. Bu A ismini kendiniz de verebilirsiniz. Burada değişiklik yapabilirsiniz ama diğer parametrelerde değişiklik yapamazsınız. Şimdi diğer parametreleri de tek tek alıyorum sırasıyla. Chain ID'sini istiyor bizden. Bunu da alıyorum. Şimdi sembolü istiyor. Sembolü de alıyorum. Diğer bir özellik de her eklediğiniz ağın ana coin'i olan yani Binance Smart Chain ağı için bahsediyorum. BNB'dir ana coin'i. O coin'i de otomatik olarak eklemiş oluyorsunuz. son kısmında eklediğimde artık kaydet dediğimde önümde şurada gördüğünüz gibi Smart Chain A eklenmiş oldu. Şimdi açtığım zaman MetaMask'ımda şu an BNB yani Binance Smart Chain BSC ağını eklemiş olduk. Peki ağlar arasında nasıl geçiş yapacağım? Ağlar arasında geçiş yapmak için şurada gördüğünüz sağda üstte Smart Chain yazan yerde burası bizim ağlar için geçiş yerlerimizdir. Bakın burada Ethereum alanına tıkladığım zaman Ethereum kısmına geliyorum. Aynı şekilde Smart Chain alanına tıkladığım zaman da BNB kısmına yani Binance Smart Chain alanına ulaşmış oluyorum. Burada unutmadan hatırlatma yapayım. MetaMask cüzdan adresiniz bir tanedir. Burada 0x ile başlayan adres sizin cüzdan adresiniz. Hangi ağda olursa olsun bu cüzdan adresine gönderim yapıyorsunuz. Fakat gönderim yapacağınız borsalarda bu cüzdana gönderim yaparken ağları seçmek zorundasınız. Örneğin Ethereum ağında işlem yapacaksanız ERC20 ağı seçilir. Eğer Binance Smart Chain ağında işlem yapacaksanız yani oraya para gönderecekseniz o zaman da BEP20 ağını seçeceksiniz. Bunu size borsalarda seçenek olarak sunar sizin cüzdan adresiniz bir tane olmasına rağmen siz buraya ağları ekledikçe cüzdanınıza farklı tokenları da ekleyebilirsiniz. Bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Unutmadan bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kafanıza takılan veya merak ettiğiniz konularda bize ulaşmak için de aşağıda yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.